Sevgili gönül dostlar, iyi akşamlar diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Ama yarın Ankara resimleri için Ankara'ya gidiyorum. Sabahtan gidiyorum. O yüzden bugün çok fazla yayını uzatamayacağım. Böyle merhaba diyeyim. Bir iletişim alalım. Sonra da zaten çok yoğun geçecek bir Ankara olacak. Çünkü çok yoğun bir katılım var. Yine böyle ağlayacak, gülecek, güzel şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Hep öyle oluyor. Çok şükür. Nazar değirmeyelim tabii ama şu ana kadar çok çok her ilden çok böyle keyifli seminerler yaptık. Ankara'da en yoğun katılımın olduğu şehirlerden biri İstanbul'dan sonra. Ya nasıl yine enerji, ne anlamda? Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Şeyde bir gariplik var, bak şu ana kadar çoktan 1000'i aşardık. Acaba herkese söylemiyor mu? Eskişehir'e çok gelme ihtimalimiz yok, itiraf edelim. Bu ara seminerler sayısı azalıyor ve şey bir... Yani genelde büyük şehirlere geleceğiz sadece. Eskişehir biraz zor. O yüzden Ankara'ya sizin gelmenizi tavsiye ederim eğer çok çok istiyorsanız. Yani geleceğiz desem biraz şey olur. Yalan olmaz da yani muhtemelen geliyor olmayız. Hoş geldiniz efendim. Burada bir gariplik var, bak çok yavaş gidiyor, yavaş insanlar geliyor. Bugün bir gariplik var, gönderilerde de böyle bir gariplik vardı. Mersin Silifke, isterseniz evinize gelelim. Hatta ya mahallede mahalle şeyine kahvesine seminere gelelim. Silifke falan imkansız yani. Biz Mersin'e gelir miyiz düşünüyoruz şu an. Yani çok az şehre geliyoruz gibi gözüküyor. Eskisinden çok daha az seminer yapıyoruz gibi gözüküyor. Biraz böyle bir yorulma var. Çok teşekkür ederiz efendim. Dünkü yayını izleyin o zaman. Tekirdağ bir defa geldik, travma oldu. Hatta yani yaptığım en az katılımmış seminerdi yıllar boyu. Mesela Denizli mesela muazzamdı. Denizin büyüklüğüne göre. Dediler ki Tekirdağ'da işte Çorlu var, Tekirdağ var falan. Sonra yani bundan 4 sene önce falan yaptık. Yani böyle düşündüğümden şimdi bir açık konuşayım. Az kişi olunca seminerde benim enerjim de düşüyor. Yani böyle bir ya o herkes fazla insan, o coşku falan azalınca böyle insan bir demoralize oluyor yani. O yüzden genelde böyle çok düşük sayılı seminerlerle gitmeyi sevmiyorum şu anlamında. Ya mesela bu şey için de geçerli. İşte bir atıyorum yani bir söyleşi yapıyorsun. 3 kişi gelmiş. Az tabii yani siz de kendinize şey yapabilirsiniz de çok şükür öyle bir şey yaşanmıyor ama yani sayı az olunca seminerlerin şeyi değişiyor. Ben kendi adıma ne kadar çok insan olursa o kadar enerjim artıyor açık konuşmak gerekiyorsa. Başkaları başka bir hissediyor olabilirler ama ben böyle şeyim. Böyle ya ne güzel büyüdük işte bu kadar insan var, herkes güler yüzü, herkes şey böyle yani böyle çok daha enerji şey oluyorum, enerjim artıyor yüksek sayıda. Neyse, bu arada bak bugün bir sorun da var, anlamadım, çok yavaş gidiyor büyüme. Bugün bir Instagram'da bir yavaşlık vardı yani böyle nereden söyleyeyim, gönderip paylaşıldıktan sonra mesela ulaşım mesela çok sıkıntılıydı bugün. Yine burada da biraz öyle bir şey var. Efendim, Ankara ile ilgili kayıt olabilmek için alttaki numarayı arayıp ya da mesaj atabilirsiniz. Ankara semineri ile ilgili. Bu arada gelecek hafta Samsun var. Ondan sonraki haftada bir boş hafta var. Sonra Kocaeli, Sakarya. Sonra da bir ara İstanbul var Nisan'da. Ya bu arada demo toplu demo çalışması yapmayı biraz
öteliyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa niye öteliyorum derseniz çok dikkat çekiyoruz. Malzeme biraz vermek, belli bir süre malzeme çok vermeyi istemiyorum açıkçası. Yani çok aşırı herkesin gözü üzerimizde. O da biliyorsunuz anlamayan birisi için o toplu çalışmalar kardeşim bu ne falan. Yani hiç çekemem yani saçma sapan şey gibi ama yani açıkçası öyle bir tabii ki yapacağız demo ama böyle bir muhatap olmak istemediğim tipler var. Şimdi efendim, bugün çok kısa bir yayın yapacağım. Burada kitap çıkmak üzere. Son artık okumaları gerçekleştirdik. Küçük bölümler kaldı, eklenecek vesaire. Nasıl yapayım? Tamam. Adı Zihnimi Aç oldu. Zihnimi Aç. Hatta bugün ilk hatta ikinci kapak örnekleri geldi. Onlardan hangisi olsun hangisi olsun falan gibi muhabbet yapıyordu. Artık kapak seçiyoruz yani. Kitabın kapağı belli olmak üzere. Sistit ana yapılan müdahale. Bugün çok enerjisi düşük gözüküyor musunuz? Evet enerjim düşük yarın erken kalkacağım diye. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Çok böyle kısa kitabın adı belli oldu. Zihnimi Aç. M. Yani hatta orayı da böyle M'yi de farklı renkle yazalım falan oldum. Hatta biraz önce fark ettim. Kitabımızın yani oluştuğu gruba attım. Dedim ki M'yi farklı yazalım ki zihnini aç olmadığı belli olsun. Zihnimi aç. Aylin Hanım, Güler Hanım hoş geldiniz. Gitarla bir kapak yapsa şey. Yani evet, Ankara semineri için bilgileri yani kayıt bilgisini alttaki numaradan alabilirsiniz. Kayıt bilgisini. O bir iki günlük eğitim semineri. Yani böyle bir söyleşi gibi değil. Bariz. Mal Bey'in yalan oldu. Yani Mal Bey'in yalan olmadı ya. Mal Bey'in benim ustalık eserim olacak. Yani böyle benim adıma Selimiye Camii gibi olacak. Anladınız değil mi? Böyle kalfalık, çıraklık değil. Mal Bey'in benim ustalık kitabım olacak. Mal Bey'ini çıkaracağım. Artık üzerine bir kitap çıkaramayacağım. Mal Bey'in kitabımı yazıp uyumadım. Sistit, ana yapılan müdahale. Bu arada kitabın arkasında şeyler var. Bu kitapta da bu arada Kuantum Basur'u da Kuantum Basur bir önceki kitabım olacak. Yani ustalıktan bir kadım önce Kuantum Basur'u yazıp sonra da Mal Bey'ini yazıp ustalık eserimi olayı bitireceğim. Size bir iyileşme yani bugün çok uzun yayın yapamayacağım. O yüzden biraz enerjim düşük. Yapmam gerekenler var. Sonra da uyuyup yarın Ankara'da çekimimiz var. Bir iyileşme anlatmak isteyen kişi iyileşme. Basitçe ve kısaca iyileşme yazabilir mi? Yani çok böyle uzatmıyor. Yani bugün dedim ki bugün zaten ya online seminer interstisyal de muhtemelen ya alana yapılan müdahale ya da şeydir ölüm tehlikesidir, ölüm korkusudur.
Online seminer yaptığımız oldu ama çok da online'ı bir defa denedik. Yurt dışı, sadece yurt dışında yaşayanlarla. Ama sonra 6 tane iyileşmem var ama yayına katılamam. Canınız sağ olsun. Kısa bir iyileşme. Bak, kaç kişiyi? İlk kişiyi çağırdım ha. Yani bakalım kim gelecek. Bu arada hocam saçım Ben müsaitim. dökülüyor. Tamam. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi Kısa bir iyileşme ya. akşamlar hocam. Ya şey, iyileşmeyi anlatacaksınız değil mi? Tamam. Evet hocam. Tamam, bekliyoruz. Ekranı bir çevireyim Tamam, mi? çeviriyorsunuz. O anneniz Merhaba miydi? hocam. Anneniz mi? Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Çok şükür hocam, iyiyim. Ben An size şöyle alayım. anneniz miydi o? Annem, Ha, eşim içeride oturuyorduk film tamam. izlerken bir baktım canlı yayındasınız. Tamam. Çok heyecanlıyım Yok, hocam şey şu oldu an. ama yalnız ağzınızı görelim de konuştuğunuzu böyle. Şimdi bak daha iyi. Okey. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Ben Büyükçekmece'den katılıyorum hocam. Büyükçekmece'ye şey geldi mi söyleşiye? Evet hocam, ben 2 senedir sizi takip ediyorum ama olayınızı tam bilmiyordum ben. Tesadüfen minibüste bir tane bayan kollarımda yara falan vardı, çocuğum da vardı, dedi Barış Mutlu'yu takip edin dedi. Ben de takip ettim ama konuşmanızı anlamıyordum. Nasıl oluyor, ne diyorsunuz diye bir şey anlamadım. Hani bakıyordum ekrana, diyorum ne kadar iyi, diyorum takipçiniz çok diyorum böyle. Ama bir türlü anlamıyordum tabii, bilmiyordum. Daha sonra eşimin bir müşterisi sizi Büyükçekmece'ye geldiğinizde eşim bayanı sizin yanınıza getirecekti. Ya dedim Barış Muslum'a gelir, ben onu diyorum çok merak ettim ama dedim bir şey bilmiyorum ki diyor dedim. Ondan sonra eşim de bayana söylemiş. Daha sonra onunla biz bir çalışma yaptık, kısa bir öz bir çalışma. Evet. Ya ben sizi ekranda görmüyorum hocam, normal mi? Olabiliyor bazen. O kadar parlak bir ışın var ki kararıyor şey böyle. Şöyle anlatayım hocam. Benim saçımla ilgili bir sıkıntım vardı. Evet. Ben bunu ablamıza söyledim. Hala abla eğer takip ediyorsa çok çok selam söylüyorum onu da buradan. Tamam. Saç takıntım vardı. Kuaföre gitmek istemiyordum. Nefret ediyordum kuaförlerden. Ne zaman saçıma dokunsalar hep aynı cümleyi kullanmaktan nefret ediyordum. Hani kuaförle ilgili bir sorun yaşamıştım. Bundan 16 sene önce. Tamam. O bayan çalışma yaptık hala ablacığımla ve saçım ocağın 31'inde ben sizi keşfettim. Yeniyim daha, hani evet 2 senedir sizi takip ediyorum ama ocağın 31'inde çalışmanızı Yani ne yaptım. olduğunu anlamanız 2 sene almış anladığım kadarıyla. Yani saçımla ilgili ben sorun yaşıyordum Evet. hocam. Şöyle diyeyim size. Ben saçımı ördüğümde saçım şöyle havada duruyordu. Kısa duruyordu. Yani şöyle havada duruyordu ve ben ocağın 31'inde çalışma yaptım hocam. Artık yukarıda durmuyor, aşağı mı iniyor? Aynen, İyileşme bu mu? ben saçımı uzatamıyordum. Ben saçım hani gür, kıvırcık saçım. Kuaföre ne zaman gitsem hep şey diyorlardı. İşte şanslısın, saçın kıvırcık. Ondan hep böyle yorumlar yapıyordu. Ve saçım, bakın ocağın 31'inde ben bu şeyi resim çektim hatta. Hala abla bana dedi ki resim de çek dedi. Ve saçım şu kadar bir uzama yaşadım. Anlatabildim mi Burada hocam? enteresan. Sen yalnız ne çalıştınız? Ya saçımla ilgili ben 16 sene önce bir kuaföre gitmiştim. O zaman ben 26 yaşındaydım. O kuaförde adam öyle bir saç yaptı ki benim koca karılara benzetti. Saçımın şurada ensem çok kötüydü ve ben orada bir içim cız etti. Ondan sonra onun çalışmasını yaptık. Ve ocağın 31'inde ben o çalışmayı yaptım. Bugün ayın 10 Ocağı, Şubat'ın 15'i ve saçım inanılmaz bir şekilde hocam. Şöyle göstereyim. Bakın yani şu Bu arada kadar uzamaya oldu. ekranı biraz şey yapın, görmüyoruz çünkü öbür tarafa doğru şey çabuk. Yani Tamam. şöyle. Saçım şuralarımdaydı hocam. Benim saçım uzamıyordu. Artık ama saçım bana küsmüş diyordum.
Şimdi saçım buralarımda ve ben çok mutluyum. Saçınız Bakın barışsız buraya. yüzlerinde yani. Saçım barıştı çünkü ben konforla sıkıntı yaşadım. Onun konforun travmasını yaşadım hocam. Çok enteresan bir olay. Yani siz diyorsunuz ki kuaförde sıkıntı yaşadım diye saçı Evet. uzamayı kesti yani. Çünkü saçım uzamıyordu benim hocam. Ben hani sarıp ben ağladığımı biliyorum. Hatta saç ektirmeyi düşünüyordum. Hatta peruk takmayı bile düşünüyordum hocam. Eşim bana diyordu ki hani ben seni böyle seviyorum. Niye bu kadar takıntılısın? Saçın güzel işte şöyle. Ben saçımı uzatmak istiyordum. Ama benim saçım uzamıyordu. Ben ağladığımı bile biliyorum bu saç yüzünden. Ama diyorum hani ocağın 31'inde ben bu çalışmayı yaptım. Ve şu an aradan 2 hafta mı ne geçti hocam? İşte Şekin Ağa'da saçım bu kadar hızlı bir şekilde E uzadı. peki bu Ve kadar bugün 2 haftada bu kadar saç uzar mı ya? ya inanılmaz ben de şaşırıyorum hocam. Hatta bugün arkadaşım dedi ki Emine dedi ilk defa dedi senin saçını dedi omuzlarından aşağı görüyorum kulak altlarından arkada aşağıda görüyorum ilk defa dedi saçın uzun gör. Benim saçım uzamıyordu Peki o çünkü. Hatta peki. ben kuaförlere gidiyorum saçımı bir arkadaş anlatıyor işte şu kuaförün eli çok iyi geliyor. Saçın azıcık eli değse bile saçın uzuyor diye bana yorum yapıyordu. Ben de ona gidiyordum saçımı azıcık ucundan kestiriyordum. Saç kısalıyor ya zaten diyorum benim saçım uzamıyor. Niye ben kestim? Neredeyse o kuaförün eli işte iyi geliyor o mantıkla gidiyorum. Ama en sonunda ben o travmayı çözdüm. Onun için çok mutluyum. Saçıma tekrar uzatacağım. İşte omuzlarımda inşallah görürsem tekrar yayına bağlayacağım. O Vallahi süper. hocam. Artık saçınızı böyle yani belinize kadar şey, şu an nerede saçınız tam olarak şey değil mi? Saçım Şu kadar falan. hocam şöyle görebiliyor Yani musunuz yani? tarihe yok göremiyoruz. Tarihe not edilsin He, biraz aşağı. tarihi not aldım hocam da onu nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Daha çok çok yeni Şu çünkü. an mesela çekin bakalım görelim. Şu an ay nasıl yapacağım ki hocam? Tek elinize diğer elinize şöyle yapacaksınız yani şu halinizde. Evet şurada. Tam burada bir çekin görelim. Yani şöyle çekin. Çekemiyorum ki hocam ya. Ha, önemli değil. Bilmiyorum. Tamam vazgeçtim. İkincisi, siz ne kadar bir çalışma yaptınız? Ne yaptınız çalışma olarak? Hocam şöyle babamla ilgili bir sıkıntım var. Bekarken benim saçım uzundu. Uzun ve kıvırcıktı hocam saçım. Babam dışarıdaki beni nasıl diyeyim kıskançlık mı diyeyim nasıl arz ederseniz hocam hep şey derdi saçını topla bir yere gittiğim zaman saçını topla uzun işte saçın şöyle ben hep açık bırakmak isterdim saçımı ona bir çalışmasını yaptım hocam babamınki kısa sürdü ama kuafördeki 2-3 çalışma yaptıktan sonra kuaförle artık barışık oldum çünkü ben kuaföre bile gitmek istemiyordum nefret ediyordum. Sadece düğünden düğüne gitmek istiyorum çünkü. Onlarda hep bir Neydi? travma Yani yaşadım. kuafördeki o gün saçı görüp yaşadığınız hayal kırıklığı ve üzerine kuaföre olan kızgınlığınız gibi bir çalışma mıydı? Evet çünkü kuafördeki adam arkadan hani saçı model yapardı arkadan tutar ya hocam aynayı. Ben orada o kuaförden nefret ettim. Ya içimden hani kuaföre küfür etmek geldi içinden hocam ama tabii ki yapamadım. Sadece dedim ki ensemi çok açtınız dedim aşağı indi. Ve benim ensemde saçlarım oluşmaya başladı hocam. Bakın burada yeni yeni çıkmaya başladılar bunlar. Görebiliyor musunuz? Yok Gösterebiliyor var çok muyum tam böyle? çok gösteremiyorsunuz. Yok. Ya. Biraz beyhude bir çaba gibi ya da böyle biraz aşağı doğru. Biraz daha Benim şu oldu. göremiyoruz. Açıktı hocam. Açıktı şimdi o ensemdeki saçlarım bebek saçları gibi çıkmaya Bir başladı. dakika yani gerçek saç bölgesi mi ense mi? Ensemi açtı ya Evet. hocam benim. Kuaför saçımı böyle topladı tepeye. Tamam. Ondan sonra ensemi bayağı bir açık. Artık saçımı kesti mi ne yaptı bilmiyorum. Yani benim saçım gürdü. O kuaförün eli değdikten sonra benim saçım çok cansızlaştı. Söndü. Onun travmasını yaşadım işte hocam. Peki, Ondan sonra şimdi şeyi ensem... merak ettim. Şunu tek söyleyeyim. Saç çıkan yer ensenin üstü mü yoksa saç bölgesi mi? Bir saçım uzadı, iki de ensem Bir açıldı hocam. dakika, şunu tekrar söylüyorum. Şimdi ensede saç olmaz ya, tüy olur. Ha, ensede derken saç bitiminde olur ya hocam. Saç bitiminin üstünde mi, altında mı saç gelmeye başladı? Onu merak ettim. Ya Doğan gelsene bir. Eşimi çağırayım da hocam. Bak şurayı göster. Tabii şeyi döndürsün. Bir saniye. Merhabalar. Merhabalar.
Bu arada siz de buna katılıyor musunuz? Saçım uzadı eşinizin. Evet. Evet hocam. Merhabalar, ben bu arada Doğan. Ha, merhaba Doğan Bey. Siz de söyleseniz hazır gelmişken. Yani biraz çok enteresan bir, yani bu arada bir saç olabilir, uzayabilir. Bunda şey yok da saç, iki Hocam. travmaya çalışmış ve bir anda saçım uzadı 20, 15-20 sene sonra. Ya benim saçım bayağı Vallahi da hocam. uzamıyordu hocam. Başka biri söylesin. Özellikle sizin söylemenizi merak ediyorum. Yani siz bari fark ettiniz mi? Evet, hocam, şimdi ben de fark ettim. İlk gün zaten resmini çekmiştik. Ondan sonra yani şey zaten ya belirli, yani bari canım, uzadığı Tamam, şey okey. belli zaten yani. Tamam, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bu arada şey yapabilirsiniz. Şu şeye basın, ekrana basın. Şöyle bir işaret var. O şeyi, kamerayı değiştiriyor. Yani arka kamerayı açarsınız. Bir tane daha. Kamerayı kapattınız onun yanında. Onun yanında. Bir saniye. Şöyle. Ben fazla Bak, eşimin telefonunu kullanmayı şöyle. bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Ekranı kendi telefonu açsana Doğan. Yok yok yok, gerek yok. Ya yani şöyle yapacaksınız. Tamam, oldu şimdi. Şimdi onunla evet, ön Hı. tarafı. Ha, tamam. Şimdi enseyi göster Doğan. Bakın Tamam, hocam. şimdi orada ha. Şimdi Ha, bir dakika, hocam, oralarda saç eksiği vardı o zaman. evet, eksik vardı hocam. ense açıktı hocam. Ha, Wow. Bak, bu çok kaç enteresan. hafta içinde Uzadı hem de gürleşti. anladım, şimdi anlaşıldı. Ben özellikle çünkü ensede tüy mü çıktı yoksa saç mı çıktı diye Yok yok anlamaya çalıştım. hocam Ama işte. bari saç ya, çok enteresan. Hı. Wow, yani bir travma insanın saçını uzamasını kesip durdurup ensedeki saçı belli oranda dökebiliyor. Enteresan. Şimdi şey yapabilirsiniz tekrar. Şimdi ya bu çok iyi oldu. Çevirebilirsiniz. Şu anda kalınızı görüyoruz. Tamam. Tamam, tekrar Ya bir çevir. dakika hocam. Acemiyim biraz Tamam, hocam. güzel. Tamam, Gayet iyi oldu. gözüktü. Bu arada çok iyi oldu. Eşinizi çağırdınız, çok çok da anlamlı oldu. Çünkü şu kadar, yani ya o kadar bariz ki şu kadar saç gözüküyor. Yani kel daha önce saç yokmuş. Şimdi saç gelmiş. Ve ben ikinci çocuğuma doğum yaptığımda hocam, saçımın yine ensesinde açıklık vardı. Oradaki bayan da kuaföre, aynaya gösterdiğinde dedi sizin dedi bir doktora görünmeniz gerekiyor dedi. Hatta bana bir şampuanla spreyi tavsiye etti. Orada saçımın dökülmesini azalttım ama o ensemin saçını hani oradan hemen o ensemi gördüğüm için o 26 yaşındayken oradaki travma diğer ikinci çocuğumda da karşılaştık biz de o sorunu yaşadım. Peki, Onun travmasını da yaşadım hocam. şunu sorayım. Sizin neredeyse 26 yaşından beri ensenizde saç, yani böyle bir açıklık mı vardı? Ya açıklık vardı hocam da uzamıyordu. Benim en çok dert yandığım uzamamasıydı. Hep hani saçımda azalma var. Ben saçımı ördüğümde farenin kuyruğuna benzetirdim saçımı. O yüzden de Peki ördüğüm zaman da mutsuz olurdum. alopesi gibi bir şey var mıydı? Böyle saç dökülmesi var mıydı yoksa saç kısa Hayır. mıydı? Saç dökülme yaşamıyordum hocam. Ama saçım çok cansızdı, uzamıyordu. Uzamaması en çok da beni Peki üzüyordu. ensedeki Çünkü saçların boyu ne kadardı? Ensedeki saçların boyu ne kadardı? ensemdeki yoktu hocam onlar. Yeni çıktı. Ha işte, o zaman orada demek ki saç yokmuş yani, tamam. Valla çok enteresan. Bu ne, isminize ne demiştiniz? Sormuştum ama. Ece mi, Ece miydi? Yok, Ece değildi. Elif miydi? Hala hanım. Sonra Hala Hanım. bilmiyorum. Hala abla diyorum. Hani tanımıyorum kendisini. Sadece telefonla Yok yok, konuştuk. sizin isminiz, Ha, sizin. benim Emine. Ha, Emine Hanım. Emine Hanım, okey. İkincisi, Hale Hanım çalışma yapmayı nereden biliyormuş? O sizin seminerlerinize katılıyorum. Yani samimi değilim. Şimdi yani telefonda 2-3 kere konuşma yaşadık biz onunla. 2-3 çalışma yaptık. Daha sonra ben kendim yaptım. O sizin seminerinize falan Tamam, o katılıyormuş. Çok da samimi değilim ama en son büyük en çekmecede. son da Büyükçekmece'ye geldi sizin Ha tamam, yanınıza. yok ya. Zaten o şey de geldi diyorsunuz. Wow, süper ya, çok enteresan ya, böyle dünyanın en büyük mucizesi değil ama enteresan bir konu. Travması da hep biz deriz ki ayrılık travması olabilir diye, ama siz diyorsunuz ki ben saçımı beğenmedim ve Evet, saçım korkunç bir ben. saçınızda sizek düşmüş. Evet, aynen öyle. O Onun zaman tam demek ki kuaförde
Siz kuaföre, saçınız size, tamam mı? İşlem olmasan siz kuaföre. Saçınız size, kuaförde saçınıza küsmüş olması lazım. Aynen, çünkü kuaför, çünkü bizi aldı, hani o gözümün önüne Yok. canlandı, kırmızı arabayla geldi, bizi aldı, çok hızlıydı. Hani onu artık kuaförü yorgunluğuna verdim, şeyine verdim öyle. Yok, O kuaför olayını bu arada atlattım hocam. şaka yapıyorum. Tamam, bir matematik şey yaptım. Saç burada, siz buradasınız. Kuaför de burada. Saç burada, siz buradasınız. Kuaför burada, değil mi? Dediğim şey şuydu. Saç siz, pardon. Siz kuaförü küstünüz. Saçınız da size, demek ki kuaför de saçınıza küstü diye bir şey Ben yaptım da. kuaförü çok kızgındım. Kuaförü Tamam. çok kızgındım. Hala şey, yani kuaföre ben gitmiyorum. Diyorum hocam, hani düğünden düğüne giderdim. O da sırf sadece saçıma dağınık bir topuz yaptıracağım diye. Zaten kuaförlerde saçıma dokundu. Hani çok şanslısın ki saçın kıvırcık. Öyle yorum yaptıkları zaman benim suratım, hani kuaföre gidersin değil mi? Bayansı, mutlu olmak için gidersin. Ben kuaförleri küs olarak ayrılırdım. İyi, bu arada ağladınız mı çalışmada? Çok ağladım. Gerçekten mi böyle bir olaydı? Vay. O resmimi şey yapabilsem, ağlama resmimi de Wow. gönderirdim Keşke hocam. Gözlerim. hemen gönderseniz de, yayından siz alacağım, hemen gönderin. Tamam mı? Hemen Hocam bana bir tane gönderin. daha şey anlatayım mı? Söyleyin, anlatın. Benim oğlum 7 Aha. yaşında şu an. Ben hamileyken 5 aylıktı çocuğum. Doktora dedim ki, yani ben bu çocuğumu hissetmiyorum hocam dedim. Hoca da dedi ki, nasıl hissetmezsin ya dedi, hissetmen lazım dedi, 5 aylık dedi. Ben orada bir korku yaşadım. Daha sonra bana doktor dedi ki, renk pusulasına girmen gerekiyor dedi. Ben hemen orada Büyükçekmece Kolon Hastanesi'ne gittim. Orada renk pusulasına girdim. Doktor bana işte çocuğun her şeyini anlattı böyle. İşte baş parmak, 4 parmak. Ben onu duyunca, hani çocuğun her şeyini anlatıyor. Baş parmak, 4 parmak. Baş parmak, 4 parmak. Ben orada çok çok mutlu oldum. Ve şu an benim oğlum 7 yaşında ve ben o çocuğumun tırnağını keserken oğlum bana diyor ki, anne önce baş parmağımdan kes. Çünkü orada ben mutlu oldum diyorum. Ha diyorum, çocuğum oradan baş parmağını gösteriyor bana. Baş parmağımı önce kes. Enteresan. Yani Ya, bence de siz enteresan. diyorsunuz ki aslında oradaki benim mutluluğum çocuğumdaki bir şeye, Evet. yani Aynen. tırnakların kesilmesinin baştan, özellikle baş parmaktan başlanmasına sebebiyet verdi diyorsunuz, değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, Bu aynen. olabilir. Biz genelde böyle travmaların çok geçtiğini görüyoruz ama bazen acaba haz isteği olabilir mi? Bu da haz isteği de geçebilir. Doğrudur. Ya, Şu şöyle bir an şey ki, ha. Biraz daha. benim oğlum mesela çok 2 yaşında, 3 yaşında hemen konuşmayı öğrendi ve çok hırçın. Herkese vuruyordu, arkadaş kurmak istemiyordu. Ve ben bunun için, hatta anneme de bir şeyi vardı, düşmanlığı vardı. Çünkü annem, hani ikinci çocuğa ne gerek var? Bir tane çocuk sana yeter diye sistem ederdi. Daha sonra ilk çocuğumu annem büyüttü benim. 4 aylıkken anneme verdim. Çalışıyordum ben. Oradan annem hani şey diyordu. Ya Mertcan'ı ben seviyorum da bu küçük ikinciyi de sevebilecek miyim? Yorumunu yapıyordu. Ve hamileyken de annem hep bunu bana dedi. Mert'i seviyorum ama bu Yiğitcan'ı da sevecek miyim gibi yorumlar yapıyordu. Ve oğlum nasıl ki harekete başladı, anneannesini istememeye başladı. Anneanne diit derdi. Anneanne sen diit yapardın. Ve ben oğluma bu konu hakkında da çalışma yaptım. Şu an anneannem gelsin, anneannemi özledim. Anneanne güzel yorumlar kullanıyor artık. Ya önceden öyle değildi. Anneannem gelmesin bize. Öyleydi. Şimdi ve ben oğlumun çalışmasını yaptım. Şu an anneannesi, hatta anneannesi de bugün dedi ki, ya de bu Yiğitcan'da dedi bir değişiklik var dedi. Anneannesi de farkına vardı. Adas daha sonra diyor ki, sen de bu işi öğrendin artık diyor. Büyük olana da bari diyor bir çalışma yap da dışarı çıkmasın. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sizin çocuğunuz biraz hareketli dediniz ya. Çok Evet. hareketli. O çocuğunuzun ölmesinden ya da hareketsizliğinden korkmanızla ilgili olabilir. Yani Evet. çocuk size hareketli olduğunu, yani alttan alta kanıtlıyor gibi bir şey olabiliyor. Yani bazen bunu görebiliyoruz. Böyle oradaki olay şu: anne çocuğu hareketsiz diye korkuyor ve çocuğun sürekli hareket etmesini kolluyor. Çocuk da hareket etmeye devam ediyor. Sürekli hareketli.
Anladınız değil mi? Hocam. Çünkü anneannesi çünkü ikinci hamileliği mi istemiyordu? Bir tane çocuk sana yeter diyordu. Sen beni istemezsen dedi çocuk dünyaya geldikten sonra. Şimdi ben de seni istemiyorum dedi. Gösterdi bunu kendisi. Evet. Hamileyken çocuklar hisseder diyorlar ya hocam. Aha. Aynı şekilde çocuklar hissetti ve anneannesi onu istemezken torun dünyaya geldikten sonra da torun artık anneanneyi istememeye Evet, başladı. anladım. Bu da çok enteresan. Ama söylediğim şeyi şey yapın, onu da çalışmaya çalışın. Yani ben işte uykuda çalışabilirsiniz, ben ya da ben senin ölmenden korkuyordum, hareket etmeni çok istemiştim çünkü bilmem ne falan gibi. Onu anlarsa hareketi biraz düşebilir. Yani daha normalleşebilir. Bilginiz O olsun. Ona da dün çalışın. oğlum hocam 6.30'da işe gidiyordu. Hala abla bana dedi ki sabah ezanıyla dedi kalkınca dedi daha dedi etkili oluyor dedi. Bu dualar dedi daha iyi oluyor dedi. Bir şeyler daha anlattı şu an hocam. Heyecandan bir kısmını hatırlamıyorum. Ve Aha. ben büyük oğlanı işe gönderdim. Ezan okundu. Büyük Ezan oğlanı bittikten işe mi sonra gönderdiniz? Çocuk büyük işçi. oğlum seçerlik yapıyor hocam. Nasıl ya? Kadın Çocuk... köye gidiyor. Kaç Efendim? yaşındasın? Büyük oğlu kaç Büyük yaşında? oğlum 18 yaşında. Aha, ben çok daha küçük zannediyorum. Yok. Çocuk işçi dedim. Stajyerlik yapıyor hocam. Tamam. Lise 4'e Tamam. gidiyor. Tamam, Ama sorun yok canım. işe gönderdim. Dün yaşadım bu olayı. Ben şimdi diyorum hayatınızda yeniyim hocam. Ama bayağı Büyük oğlumu dolmuşsunuz işe yani. gönderdim. Daha sonra küçük oğlumun başına gittim. İşte hamileliğim dedi ki doktorun o şeyi bütün her şeyi anlattım. Her şeye konuştum. Ve küçük oğlum bana uykudan şey, uyanmadı ama oğlum beni affet dedim. Hani sana bunu hamileyken yaşattığım için de anne affediyorum dedi. Uyuyor ama çocuğum ya. Dedim ki Yiğitcan beni affettin mi oğlum dedim. Affettim anne şimdi bırak beni yatayım dedi çocuğum. Ve uyudu. Ama yani saat 6.30-7'ye geldi ve çocuğum benim hayatta uyanmaz. Enteresan. Vallahi devam. Bu arada şey Emre Hanım, ben yavaş yavaş izninizi rica edeceğim. Ya kalkacağım için size çok selamlar, sevgilerimi iletiyorum Büyükçekmece'ye. Ben işte birazcık sonra biraz konuşup sonra da yayını kapatacağım. Çok teşekkür ederim. Muazzamdı ya, özellikle saç olayınız. Tamam mı? Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize bak, Şimdi çok selamlar her hocam. zaman bekliyoruz. Çok Doğan Bey'e çok sevgiler, selamlar. Teşekkür ederim. İyi İyi geceler. geceler. Muhteşemdi yani, çok enteresandı. Çok sağ ol. Hocam ben o resmi nasıl göndereceğim Hemen size? gönderin, hemen gönderin. Barış, yani cep telefonunuzdan Barış Musta Official'a Instagram'dan mesaj gönderin. Anladınız değil mi? Tamam hocam. Tamam. Ya Hadi görüşürüz. tamam hocam. Bekliyorum. Hemen bekliyorum. Hoşça kalın. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim, çok enteresandı bu arada, öyle söyleyeyim. Burada bekleyeyim. Yani şu anlamda hiç beklemediğimiz bir travma iyileşmesi. Çünkü biz böyle bir travma, mesela deseler bana, derim ki genelde işte ayrılık travmasıdır. İşte büyük birisinden ayrılma, evden ayrılma falan. Bak, kuaföre kızmış. Kuaförden saçına kızmış. İşte saçı da ona kızmış. Saçı karşı yaptı. Kızışmışlar ve sonra da böyle saçı uzamış yani. Ve şurada yani şeyi de gösterdi. O çok enteresandı. İşte burayı uzadığını gösteriyor. Onu eşi de teyit etti. Ama daha enteresan gelen bana, hiç de, saç çıkmayan yerde şu kadar saçlar vardı. Gördünüz yani, böyle sonradan çıktığı belli. Şu kadar saçlar vardı. Travma da çok ağlamış. Şimdi efendim bakın, şimdi her zaman amatör çalışmalar tutmayabiliyor. Mesela bak, detaylar var. Nasıl çalışacağız falan diyorsunuz ama işte dedi ya Hale Hanım, diye Hale Hanım sizin seminerlere geliyor, şeye çeviriyor. Yani bu iş böyle 2 dakikada konuyu öğrenebileceğinizi düşünmeyin. Yani böyle nasıl yapıyoruz, 2 dakikada bu konuyu öğretin bize falan gibi değil. Yani bu hanımefendi 2 sene boyunca konuyu anlamamış. Daha 15 günde, yani ocağın sonunda anlamış. Hale diye bir hanımefendiyle, o da seminere falan geldiği için bilerek onunla telefonda bir şeylerle falan çalışmışlar. Böyle, yani tecrübe çok önemli. Bunu niye anlatıyorum? İnsanlar böyle yani 2 dakikada böyle basitçe yapıp sonra niye olmuyor, olmuyor, anlamıyorum ben falan diyor. Yani bu konuyu ya öğreneceksin ya da bir bilenle çalışacaksın.
Yani bunu bilen olarak herkesin bir hala ablası olmayabilir. Uzman ekiple, bizim ekiple de çalışabilirsiniz ama online hem de masla gelerek yani dünyanın her yerinde her dilden yani 3 tane yabancı dilde çalışılıyor bu arada sürekli. Onun dışında ne yapılıyor? Hafta sonu Ankara'ya gidiyoruz, Ankara seminerine. Yani yeniler böyle şey diye düşünmeyin. Yani ben 2 dakikada öğreneceğim. 2 dakikada olay bitecek. Her şeyimi çözeceğim. 2 dakikalık bir konu değil. Yani ne yazık ki. Keşke öyle olsa. Bazen evet insanlar muazzam iyileşmeleri tamamen amatör şansıyla ilk denemelerinde böyle toplu çalışmalarda falan yaşayabiliyorlar. Ama bu herkesin o şansı yaşayacağı anlamına gelmiyor. Bu arada ben izninizle yayını kapatacağım. Niye kapatacağım? Çünkü yarın Ankara semineri için Ankara'ya gidiyorum. Erken geliyorum. Çekim var. Biraz video çekimleri yapacağız. Ankara'da orada bir ekiple çalışıyoruz. Yani yeni kitabın biraz videolarını çekeceğiz falan. Birçok video çekeriz yarın. Sonra da ertesi gün cumartesi ve pazar seminerler var. Her zaman yaptığımız. Bu arada insanlar soruyordu nerede vesaire diye. Bunlar normal söyleşi değil. Direkt eğitim semineri 2 günlük. Onları altta numaralarda detayları alabilirsiniz. Onun dışında gelecek hafta Samsun, ondan sonraki haftalarda işte Kocaeli, Sakarya bölgesi ve İstanbul var. Bu arada çok fazla seminer yapmayabiliriz. Eskisi gibi sürekli seminer koşmuyoruz, bilginiz olsun. Eskiden her şehrin yani değil de böyle çok iyi 15-20 şehire gidiyorduk. Şimdi seminer şehirleri 5-6, 3-4 falan olabilir artık çok fazla. Yani çok özel bir durum olmadığı zaman muhtemelen bir yere gitmeyeceğiz. O yüzden olanları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer böyle bir yakınsanız, öyle bir durumunuz var mı vesaire. Bu arada her zaman rica ettiğim gibi benimle ilgili eğer bir bilgi videosu görüyorsanız, eğer beğenirseniz ve özellikle de yorum yaparsanız ve biraz uzun bir şey yazarsanız çok sevinirim. Böylece insanlara ulaşmasını sağlıyor oluyorsunuz. Öbür türlü biraz kısık kalıyor gönderiler. Böyle herkese gitmiyor. Onun dışında pazar akşamı inşallah yayın yaparız. İnşallah yaparım diye düşünüyorum. Uçakla gidip geleceğim çünkü çok yolda olur muyum? 8.30 gibi uçak var. Yani denerim herhalde. Onun dışında ne var? Bu arada şurada eğer hala üye olmadıysanız da canlı yayın ve demolar denen yere profilime giderek, profilime gitmeden olamazsınız üye. Şuraya gitmeniz lazım. Sonra da katılmanız lazım. Canlı yayın demolar yazıyor. Orada herkese özel işte durumları falan da anlatabiliyorum. Herkese kolay ulaşım ama bir türlü benden zor haber alırsınız. Herkese ne yazık ki izin vermiyor. Niye vermediğini bilmiyorum. Benimle ilgili değil. O yüzden Barış Bey beni almıyorlar diye bana atarsanız da ben bir şey yapamıyorum. Şimdilik bu kadar. İzninizi rica ediyorum. Pazar akşamı inşallah görüşmek üzere Ankara'ya doğru gidiyoruz. Çok sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.